Sakin ol karıcığım, bak, bak her şeyi anlatacağım. Sen sakin ol. Lütfen beni bir dinle. Ben kendimi bildim Asiye. Lütfen, korkma oğlum. Asiye lütfen, affet beni Asiye. Kendimi bildim. Allah belanızı versin! Thank you.
Nişanlını böyle camlarda beklemeye alıştırırsam evlenince çok çekersin söyleyeyim. Yo, Hakkı'ya bakmıyorum. Dalmışım öyle. Gel hadi bir iki lokma bir şey ye. Her gün poğaça yenmez. Gel sen de bir şeyler zıkkınla. Ya kadıncağızı öyle bir çağırıyorsun ki iştah falan bırakmıyorsun anne ya. Gel teyzeciğim, gel hadi. Sen yersen ben de yerim. Günaydın Yeliz. Günaydın. Çaldırsan çıkardım. Asiye anneye bir selam vereyim dedim. Günaydın Asiye anne. Günaydın oğlum. Günaydın Hatice teyze. Gel bir şeyler ye hadi. Yok sağ ol. Servisi bekletiyorum anne. Ayten abla hazırlansın da çıkalım. Günaydın Ayten abla. Günaydın. Ben servisteyim o zaman. Gel misin? Yok, sağ ol. Sen yeni misin abla? Evet. Hayırlı olsun. Sağ ol. Makineci misin? Yok, ortacıyım. Aa, kız biz nasıl unuttuk? Neyi? Arkadaşlar, bugün güzel kız kardeşimin doğum günü. Ya ne yapıyorsun abla? Bebe, üzülüyorsun biraz. Ya sevmiyorum böyle şeyleri, bilmiyor musun? Üf, iyi tamam ben. İyi ki doğdun. Kaç yaşında oldun? 25. Kocan ne iş yapıyor? İnşaatta çalışırken düştü. Felçli, çalışamıyor. Allah yardımcın olsun abla. Üzüldüm. Benim babam da haçta ölmüş. Oraya gömmüşler. Çocuk var dedin. Ona kim bakıyor? Kimse. Sabahtan koyuyorum yemeğini. Babasına da o yediriyor. 6 yaşında. Ah yavrum ya. Ev okul? Yeliz, ben şunları depoya götüreceğim. Oradan da sigara için arazi olacağım. 5 dakika idare edin beni. Dur mu? Aldım ben abla. Yine Hızır gibi yetiştim be Hakkı. Sadık usta. Aynı rafa. Tamam, ben de bunları aldım. Memleketteki arsa işini de çözünce anne, atölyeyi açıyorum. Beraberce çalışır gideriz. Kimsenin yanında çalıştırmayacağım inşallah. İnşallah oğlum. İnşallah. Ben kalkayım artık. Otursaydın oğlum. Evlenince oturur. Nikah olmadan öyle zırt pırt gelmesen. Sen Hatice teyzenin kusuruna bakma oğlum. Her zaman buyur gel. Yok olsun, o da haklı anne. İyi geceler.
İyi geceler. Ben geçireyim. Bana bak orospu. Senin bu evde söz söyleme hakkın yok. Bir daha bir işe burnunu sokarsan senin kafanı dümdüz ederim. Ederim biliyorsun değil mi? Anne ne yapıyorsun? Yok bir şey. Karışma sen. Yat sıbar hadi. Anne. Bugün Yeliz'in doğum günü. Ne olmuş? Kıza bir pasta falan keselim. Sevmiyor böyle şeyleri, bilmiyor musun? Hadi yatın artık. Kaç oldu bu kız? 25. Abla? Abla sen misin? Başladı. Ama nöbet değildi. Ben kabus gördüm diyorum. Odaya girdiğimde yerde sıra geçiriyordun ama. Kızım, kaç kere konuşacağız, ha? Sen ilaçlarını düzenli kullanmazsan doktor nasıl anlayacak iyileşme var mı yok mu? Kafamı kaldıramıyorum anne. Elim ayağım tutmuyor. Çok ağır ilaçlar. Sen ne zamandan beri kullanmıyorsun bu ilaçları, ha? 6 aydır. Ama gerçekten iyi hissediyorum. Yine abuk subuk rüyalar görüyorsun ama. Kullanmak istemiyorum. Güzel kızım. Bak Allah korusun biz yanında yokken nöbet geçirirsen başına ne geleceğini bilemeyiz ki. Şu ilaçlarını düzenli kullan ne olursun ya. Nöbetlerin tamamen geçtiğinde doktorlar zaten kesecek. Ya Sara bu. Şakaya gelmez ki. Bak sen küçükken de babanı böyle bir krizde kaybetmedik mi ha? Tamam anne tamam. Kullanacağım. Orada! Ne oluyor kızım ya? Ne orada?
Ayakta uyuma kızım. Öğle paydosu. Hadi yemeğe. Tamam, sen git, ben elimi yüzümü yıkayıp geliyorum. Nöbet geçirdin, tamam. Geçti, sakin ol. Tamam, açılın biraz, açılın. Abi açılın. Hadi, hadi abi, herkes içine. Hadi abla. Şu sandalyeyi getirsene. Elin tuzağına sarılacak. Bayağıdır olmuyordu ki ablacığım. Yeliz. Yeliz. Ya. Şimdi senin canın sıkılmıştır. Seni sinemaya falan götüreyim mi? Çıkışta da pasta yeriz.
Hakkı. Biz böyle nişanlandık diye flörtöz tarzı hareketler. Gezmeler, tozmalar sevmiyorum ben. Ben seni tanıdığımda sohbetlere giden, namazını kılan biriydim. Çocuklaşmaya başladın önce. Böyle heveslerin varsa yol yakınken kendine göre birini. Ya dur tamam. Hemen celallenme. Bak kötü bir gün geçirdin. Kafan dağılsın diye söyledim. Bak. Ben seni böyle sevdim, böyle beğendim. Tamam. Sen nasıl dersen öyle olacak. Bunu kullan, faydasını göreceksin. Sonra görüşürüz. Hocam. Yeliz. Ne zamandır yoktun. Hoş geldin kızım. Ben de iyileştin herhalde diye seviniyordum. Nasılsınız? Beni boş ver, sen nasılsın? Danışmak istediğim şeyler var hocam. O yüzden geldim. Ben ilaçları kullanmıyorum. Sadece sizin verdiğiniz karışımı kullanıyorum. Sana söylemiştim. Onlar sadece destek amaçlı. İlaçlarını kullanmalısın. Ama hiç sıkıntım kalmamıştı. Şimdi? Demek ki yetmiyor işte. Sen ilaçlarını kullan. Beni dinle. Ben seni güçlendirecek takviyeler yaparım. Nöbetler mi başladı? Salih'e mi gittin yine sen? İyi geliyor. Bugün nöbet geçirmişsin ama. O yüzden aldım zaten. İlaçlar ağır geliyor. Kızım, sen bu Salih'in geçmişini biliyor musun? Ha? Cinciyim diye geziniyordu ortalarda. Gencecik bir çocuğun ölümüne neden oldu. Anne babasının rızası olmasaydı şimdi hapislerde çürüyordu. Babam da cinciydi. O da ne öğrendiyse ondan öğrendi zaten. İkisinin de sonu belli. Babam sıradan ölmedi mi? Öyle demişler. Hacı'da ölen geri gelmediği için bilemiyoruz. Ölmüş adamın arkasından konuşturmayın beni. Baban da çok uğraşırdı cinlerle. Salih de babanın çırağıydı işte. Bana bir kere bile babamdan bahsetmedi adam. Senin ağzından düşmüyor. Adam haçta ölmüş. Ne dolandırıcılığını bıraktın ne cinciliğini. Günahtır anne ya. Babam belayı kendine çekti. Ta oralarda bile buldu belasını. Ben defalarca uyardım. Yıllarca söyledim. Bırak dedim bu işleri. Yapma dedim. Ama dinlemedi. Size afiyet olsun. Erken yatacağım. Dizi var kız bu akşam.
Abla, iyi misin? Yok, bir şeyim yok. Senden bir şey isteyeceğim Yıldız. Biliyorum çok tanımıyorsun beni. Evdeki durumumuzu anlattım sana. Ola ki benim başıma bir şey gelir. Arada bir uğrar. Ne yiyorlar ne içiyorlar bakarsın, olur mu? Abla, anlıyorum, hayatın gerçekten zor. Bunu görebiliyorum. Gerekirse el birliğiyle bir yardım toplayalım. Ama sanma kendini böyle. Aklından saçma sapan şeyler geçmiyor değil mi? Bak, bilmediğimiz başka bir şey varsa söyle. Korkma, korkma, düşündüğün gibi değil. Hani kimsemiz yok ya, o yüzden dedim. Dünya hali bir kaza bela olur diye. Yoksa ben her şeyi hallediyorum, merak etme. Tamam abla, tamam. Yeter. Yanaşıp durma, beni bir daha sorma. Ben de istemiyorum ama tutamıyorum kendimi kızım. Kızın yüzüne bakamıyorum artık. Elini bile tutturmuyor. Ben de gideceğim. Zaten böyle sürerse devam etmeyecek. Atacağım nişana. Ortalık durunca da ikimiz kaçarız. Ya, ya. Çok mutlusun sanki o evde. Abla dur, ne yapıyorsun? Bana bak Salih. Sana kaç kere dedim kızıma ilaç vermeyeceksin diye. Ben kızın iyiliği için. Hadi oradan be. Ben biliyorum senin maksadını. Kızımın kafasını karıştırma bak, çok fena olur Salih. Sakın babasıyla ilgili saçma sapan düşüncelerinle kızımın aklını karıştırma. Babası öldü. Sebebi belli. Cin masallarıyla kızımı delirtme. Sen de tövbe et artık. Bırak bu işleri. Gencecik bir çocuğu öldürdün be. Hiç mi vicdanın yok? Bu çocuğu ben öldürmedim Asiye abla. Bunu en iyi sen biliyorsun. Herkesin çareler tükendiği dediği anda ben oradaydım. Her şey için çok geçti. Kurtaramadım. Benim kızımı da kurtaramazsın. Doktorların işine karışma. Karışmıyorum. Karışıyorsun. Karışıyorsun. Sana biraz yüz versek, iki gün sonra senin durumun tıbbi değil deyip dayayacaksın muskayı değil mi? Kes be, kes. Yıllardır hiçbir çıkar gözetmeden kaç tane musallat kovdum ben. Allah kocana bir ilim verdi. Ama o ilmini yanlış kullandı. Sonu da o yüzden oldu. Dua et, pırlanta gibi bir kızın var. Allah onu korusun. Senin bu kafayla onu koruyamayacağın kesin. Şimdi hadi git buradan. Bir daha da gelme sakın. Defol. Ne duruyorsun? Hadi polis çağır. Bak gördüğün gibi o kadar da ayıp değilmiş değil mi? Arada böyle çık, hava alalım. Çalış çalış, ömür geçiyor. Ama yine de geçen söylediklerinde haklıydı Melis. Ben böyle bayağı dünya zevklerine kaptırdım kendimi. Bu akşam kandil, mübarek gece. Senin için de dua edeceğim. İyileşmen için. Bol bol tövbe edeceğim Melis. İnşallah senin rızanı alırım. Önemli olan Allah'ın rızasını almak. Sen namazını aksatma yeter. Ya ne yapayım Melis? Önümüzde örnek olmayınca anne cahil, baba cahil. Biz de gün gördük desem yalan olur. Öyle insan dizilerde falan görünce de özeniyor. Seninle sinemaya gidelim, böyle el ele tutuşalım istedim. Ne yaşamamız gerekiyorsa evimizde yaşarız. Yeliz. Ya biliyorum böyle görücü usulü falan oldu ama o kadar güzelsin ki. Hala beni kabul ettiğine, nişanlandığımıza inanamıyorum.
Bir an önce seninle böyle bir... Ne yapıyorsun sen ya? Kendine gel. Herkes bize bakıyor. Buyur abi, kanlı simitlerimiz. Sağ ol kardeş. Sen hesabı da getirsin. Sağ olun abi. Eve elin boş gitme. Asiye annemin kandilini kutladığını söylersin. Ben namazımı kılıp yatıyorum. Oh.
Niye yarına kalıyor? Cenaze için iyi değil, eziyet olur derler. Otopsi uzun sürdü. Bir de memleketten gelecekler varmış. Hastane morguna koydursaydık. Annem kendi yıkamak istedi. Bir de masrafı... Onu hallederiz. Kur'an okunacak. Sen usta başını çöz yeter. Tamam, onu hallettim ben. Başsağlığı diledi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil hakim. İnne kelemnel mürselin ala sıratim müstekim. Tenzilel azizirrahim. Litunzire kâmen mâ unzire âbâhum fehum gâfilûn. Lekad hakkal kavlu ala ekserim fehum la yu'minûn. İnna cealnâ fî avnâkim avlâlem feylel azgâni fehum mukmehûn. وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون انما كنت من التوكل وخشي الرحمن Odada Meftan'ın başında kadın hoca var. Söyle duası bittiyse gelsin. Hocam. Hocam. Hocam, duanız bittiyse... Duanız bitince bekliyoruz hocam. Oğlunun. Cenazemiz var dedim, aldım. Başınız sağ olsun dedim. Allah razı olsun. Ne demek anne? Rahmetli ağzı var, dili yok. Çok iyi kadındı. Ustabaşı ne zaman başlarsınız diye sordu şey. Kızım, Nermin teyzen seni soracak şimdi. Anne, bizim cenazemiz var. Biri gelecekse onlar gelsin. Hastaları var kızım. Ta Sivas'tan gelenler olmuş. Orada oda çok. Gel kalırız işte. Aklım sende kalacak ama. Kapıyı falan iyi kilitle.
Hadi. Anne? Anne? Anne! 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 Ne oluyor ya? Ne oluyor? Anne! 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 Anneciğim. Efendim kızım. Anneciğim ben çok korkuyorum. Gelseniz iyi olur. E ama ben sana dedim değil mi kızım? Ta İzmit'ten kalkıp nasıl gelelim bu saatte? Sakın tek başına çıkma ha. Kapat kapını yat. Hiçbir şey olmaz. Hadi hadi teyzen çağırıyor şimdi kapatıyorum. Thank you.
Anne. Ne zaman geldin? Gittik geldik işte kızım. Baban yalnız kalamaz, bilmiyor musun? Babam mı? Hatice teyzen de gidelim gidelim diye tutturdu. Hemen geldik. Anne korkutma beni. Hatice teyzem de babam da öldü. Anneciğim. Anne. Abla. Abla sen misin? Hocam. Kızım sen evine git. Benden sana fayda yok. Senin durumun tıbbi. Anlatmak istediğim şeyler var hocam. Hiç iyi değilim. İlaçlar işe yaramıyor. Nöbetlerim sıklaştı. O zaman gerçekten doktora git Yeliz'ciğim. Ben ne yapabilirim ki? Nöbetlerim hiç normal değil hocam. Çok kötü şeyler yaşıyorum ve hepsi çok gerçek. İşimde bir varlık var hocam. Sizden başka anlatacak kimsem yok. Ne olur yardım edin. Ne olur. Sakin. Tamam, tamam sakin. Neden senden başka anlatacak kimsem yok dedin? Hocam... Sıradan bir aktara tüm semt hoca diye seslenmez. Ne demek istiyorsun sen? Sen bu üç harflilerle... Cinlerle. Cinlerle ilgili konularla ilgileniyormuşsun. Yani eskiden. Cinci hoca mıymış? Peki... Bunun seninle ilgisi ne? Ben kendimi bildim bildim nöbetler geçiriyorum. Kalıtsal bir şey bu. Babamda da vardı. Muhtemelen de haç yolunda nöbet geçirirken vefat etti. Ben normalde nöbet geçirmemle uyanmam arasını hiç hatırlamam. Şimdi ise hemen hemen her gün çok korkunç şeyler görüyorum.
Hocam görmeye dayanamazsınız. Öyle korkunç şeyler görüyorum. Bildiğiniz bir şeyse lütfen yardım edin. Ben bu işe tövbeliyim Yeliz. Bunlar uzak durmak istediğim şeyler. Epilepsi direkt beyinle ilgili bir hastalık. İlaçlarını almaman bilinç altındaki bazı şeyleri ortaya çıkarıyor olabilir. Bence sen tedavini aksatma. Kalkalım mı? O çocuk öldü diye mi tövbelisin? O çocuğu ben öldürmedim. Öldürsem hapiste olurdum. Onun son seçeneği bendim. O çocuk bir kurbandı. Daha doğrusu adak yapılmıştı. 25. yaş gününden itibaren almaya geldiler. Kimler? Cinler. Bana geldiğinde son aşamadaydı. Kurtaramayacağım bile bile denedim. Neden almak istediler? Bir anlaşma vardı, bir hoca eliyle yapılan. Bu çocuk kurban seçilmişti. Zamanı geldiğinde alacakları için geldiler. Nereye götürdüler? Alemi cine. Bir kapı açıldı. Aklımı oynatacaktım. Dediler ki adak günü ruh Allah'ın, beden bizim. O kapıdan geçip gitti beden. Cesedi bulunamadı. Bu sırrı çözmeye gücüm de yok, cesaretim de. O gece ilmimin dışında bir şey yaşadım. O yüzden tövbe ettim. Katil olduğum için değil. Öyle demek istemedim hocam. İnanın benim de son seçeneğim sizsiniz. Böyle her gün kabuslarla yaşamaktansa ölmeye hazırım. Bana bir tutam saçından ver, bir de serçe parmağından tırnak. Akşama daire kuracağım, bakacağım. Keşke epilepsi olsam dedirtecek kadar fena bir şey. Öbür türlüyse onlarla savaşmaya cesaretim yok. Üzülme artık Yeliz. Kurtuldu belki de gariban. Ya sen nasıl Müslümansın ya? Kadın intihar etmiş. Kendin de ayakta, ahiretin de. Çocuğu var. Sakat kocası var. Bir aile mahvoldu belki de. Ne çocuğu ne kocası Yeliz. İş yerinde böyle bir şeyden bahsetmemiş. Allah aşkına sus Hakkı ya. Neden bindiysem ben bu arabaya zaten laf söz olacak. Ne lafı ne sözü Yeliz. Sen benim nişanlımsın ya. Sağda dursana. Ne oluyor?
Bir yere uğrayacağım. Tamam, ben götürürüm seni. Ya gerek yok, ben giderim. Yeliz, ben götürürüm dedim, tamam? Ya gerek yok, inerim. Dur sağda. Yeliz. Yeliz. Hayırdır kızım? Kime bakmıştın? Amca Salih abla vardı bizim iş yerinde. Rahmetlinin ailesine bakmıştım yardım için. Hangi aile kızım? Zaten onlardan bir Salih'e kalmıştı. O da 2 senedir ortada yok. 2 sene mi? Nasıl olur? Yanlış biliyorsun amca sen. 6 yaşında çocuğu var, sakat kocası var. Oho, onlar öleli neredeyse 20 sene oldu. Salih'e de 2 senedir kayıp, öldü diye duyduk. İyi misin evladım? İyiyim amcacığım. İyi. Hadi, hayırlı günler. Thank you.
Sana kıyamadım. Sen zaten adaksın. Git buradan. Git, git, git. Ne işin var senin hasta hasta oralarda? Dedim değil mi sana beraber gidelim diye? Her zamanki gibi ilacın yan etkisi herhalde. Dinlenmem lazım. Yarın pazar. Biraz uyur kendime gelirim. Ne oldu? Niye durdun? Beliz. Çok gerginsin. Çok mutsuzsun. Bunun sebebi de belli. Bak Yeliz, ben bir süre daha toparlayamıyorum durumları, anladın mı? Ama evlenemiyoruz diye de gençliğimiz ziyan olmasın. Yapalım bir imam nikahı. Çekilin be! Ne yapıyorsun ya? Çekilin! Çek! Ablacığım ne yapıyorsun be? Ya bırak! Ya tamam sakin. Bırak! Sakin ya, ol be! Açsana kapıyı! Yeliz bir saniye. Ya. Yeliz! Bırak! Yeliz dur bir saniye! Ya! Sakin ol! Ya. Aç! Sana aç be! Aç kapıyı dedim! Yeliz! Ya! He? İn lan aç! İn lan! Ya! İn! Siktir git manastığa kapat! Çuval altın vereyim. Çocuğunu bağışlar. Hadi yana.
Tövbe bismillah, tövbe bismillah. Bismillah, bismillah. Yeliz, kızım ne oldu, ne bu hal? Anne sakın bana bulaşma, sakın. Allah Allah. Senin ne işin var burada? Yeliz evde mi? Onu görmem lazım. Seni de yiyoruz. Sen mi ağlattın kızı ha? Yeter artık. Seni polise vereceğim. Ne ağlatması? Yeliz iyi mi? Sana defol git buradan dedim. Abla dinle beni. Yeliz'in doğal olmayan bir durumu var. Henüz vakit varken el birliğiyle bunu anlamaya çalışalım. Ekrem abi... Sen beni anlamıyor musun? Ha? Bizimle uğraşma. Ekrem'in cinleri başına bela oldu, öldü gitti. O belayı bu eve bulaştırmamak için 20 sene çırpındım ben. Abla, Ekrem abi gerçekten hacda mı öldü? Ne diyorsun sen be? Abla, lütfen bir şey biliyorsan anlat. Yeliz'in hayatı söz konusu. Salih, bizimle uğraşma. Uğraşma. Benim kızım Sara hastası. Yakında iyileşecek. Ne var? Ne istiyorsun kızım? Özür dilemek. Ya ne özrü Yeliz? Haklısın. Seni çok gereksiz yere üzüyorum. Benden beklentilerini karşılayamıyorum. Beni alırsan hoş vakit geçirebiliriz. Nasıl? Çıkabilecek misin? Bekliyorum.
Saçların? Güzel olmamış mı? Yo, çok güzel olmuşsun. Vallahi şaşırtıyorsun beni Yeliz. Neden? Yani bir öylesin bir böylesin. Ama sakladığın kadar varmış. Çok güzel kızsın. Bayılıyorum sana. Böyle mi olmalı? Yani iş yerinde falan olmaz tabii. Ama bir içim gıcıklanmadı değil. Senin için hazırlandım. Nereye gideceğiz? Nereye istersen. Sinemaya gidelim. Ev boş mu? Anam Gilder var. Ama istersen bir şey yaparız yani. Tenha bir yere çeksin arabayı. Merak etme. Benim Asiye. Yeliz'e bir şey mi oldu? Yani bilmediğim bir şey var mı diye sormuştun ya Salih. Ekrem hocam bu kıza adak yaptı. Ekrem hocam. Bunun altını döksem kimse kabul etmiyor. Yok mu bunun başka bir yöntemi? Tıbben olmadığını doktor söylemiş. Cinli yardım istiyorsanız halimi cinin karnını bu. Ona bir adak vereceksin. Çocuğu alacaksın. Size bir çuval altın vereyim hocam. Adağı verene de bir çuval altın vereyim. Hocam bana bu karıdan hayır yok. Biz kimseyi bulamadık. Hocam soyun kuracak. Gözünü seveyim sen bulursun birini. Ben sana daha ne istersen ver. Vermedim diye. Yapmadım kızım, yapmadım diyorum. Bunlar ne o zaman? Bunlar ne?
Başkasının çocuğunu buldum. İhtiyacı olan birinin. Hangi ana çocuğunu bağışlar? Hangi ana? Sana ne ulan? Sana ne? Hallettim ben. Alan memnun, satan memnun. Sen aldığımız paraya bak. Gerçekten, gerçekten elinden bir şey gelir mi Salih? Bilmiyorum. Başka çarem yok artık. Kızı evden çıkarın, bahçeye götürün. Mümkünse bağlayın. Ağlarsa, sızlarsa inanmayın. Bu iş bitene kadar konuştuğunuz yeriniz olmayabilir. Kızım. Anne. Kızın orospuluklarını dinlemek ister misin? Ablanın hiçbir günahı yok kızım. Ne olur bırak hadi. Anneciğim, sen kan görmekten korkmazsın ki. Sen kan görmeyi seversin. Ablanın hiçbir günahı yok. Ne olur bırak. Ablacığım, ne olursun yapma. Aa, duydun mu Ayten? Hiç günahı yokmuş. Takip etmemiştir ne oldu diye. Çocuk sakat doğduysa ya da 25 yaşına gelmeden öldüyse anlaşma bozulmuştur. Cinler önce Ekrem Hoca'ya sonra da aileden kim varsa ona saldırmışlar. Ekrem'i ben öldürdüm. Adak olayından bir ay kadar sonra Ekrem delirdi. İçinden şeytan çıktı sanki. Hacca falan da gitmedi. Bizim arka bahçede gömülü. Yeliz'i içeri almadan durmayacak bunlar.
İçeri ne demek? Alem içine. Geldik. Büyünün yapıldığı yere. Sen kızı ağacın oraya götür. Ben geliyorum. Bilirsek Yeliz kurtulur. Ama sen... Ben her gün defalarca ölüyorum Salim. İnşallah kızım kurtulur. Ne yapıyorsun? Alemi cinle temas kurmanın tek yolu su ve ateş. Bismillahirrahmanirrahim. Efe hasibdun ennemâ halaknâkum. Abesem ve ennekum ilayna la turcevun. Fetâlallâhul melikül hak. La ilahe illâ illâ. Efe hasibdun ennemâ halaknâkum. Abesem ve ennekum ilayna la turcevun. Fetealallahul melikül hak. La ilahe illa huve Rabbil arşül kerim. Ve men yedüme allahi ilahen nehare lehi bühü. Rabbi en yahturun.